Dünya dönüyor'a bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir haberle başlıyoruz. Amerika'yı çok konuştuk çünkü geçtiğimiz hafta yaşanan silahlı saldırılar, peş peşe yaşanan saldırılar 30'un üzerinde Amerikan vatandaşının yaşamını yitirmesine neden oldu ülkede. Yine ırkçılık tartışıldı, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın demeçleri tartışıldı. Tabii ki bu demeçlerin gölgesinde polisin müdahalesi de vardı tartışma konularının en başında. İşte o müdahalelerden biri. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletine gideceğiz hep beraber. İki atlı polis siyahi bir kişiyi kelepçeleyip karakola ata bağlı bir şekilde yaya olarak götürürken görüntülendi. Aslında kölelik dönemini hatırlatan bu ırkçı uygulama tüm dünyada büyük tepkiye yol açtı. Polis gelen tepkiler üzerine özür dilese de elbette açılan yara ölümsüzleşti görüntülerle, fotoğraflarla. Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde polis güçleri bipolar ve evsiz bir adamı gözaltına alıp iple ata bağladı. Gözaltına alınan şahıs yaya olarak karakola götürülürken yapılan uygulama kölelik dönemini hatırlattı. Polisten yapılan açıklamada olayın geçtiğimiz cumartesi günü Galveston kentinde yaşandığı ve 43 yaşındaki Donald Nelly'nin başkasının arazisine izinsiz girme suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi. Sivil hakları savunan siyahi insanların gelişmesi için Ulusal Birlik Kuruluşu'ndan James Douglas, konuya ilişkin ders gibi bir açıklama yaptı. 2019 yılındayız, 1819 değil. Tek bildiğim at üzerindeki iki beyaz polisin siyah bir adamı kelepçelerine bağlı bir iple sokakta gezdirdiği. Bu mantıksızdır. Nokta. Ve şunu biliyorum ki, eğer bu kişi bir beyaz olsaydı böyle bir şey yaşanmazdı. Polis özür dilese de görüntülere tepki yağdı. Kölelik dönemini hatırlatan uygulama sosyal medyada viral oldu. Bu haberin ardından ise aslında hafta sonu yaşanan o silahlı saldırıların gölgesinde New York'ta enteresan bir olay yaşandı. New York kentinde hem de o ünlü Times Meydanı'nda gece saatlerinde seyir halindeki motosikletlerin geçişi sırasında sadece egzozlarından çıkan ses büyük paniğe neden oldu. İşte o paniği belki de fotoğraf karesine yansıtan en iyi anlardan bir tanesi. Motorlardan gelen sesin silahlı saldırı sanılması sonucu meydanda büyük bir kargaşa yaşandı. 12 kişi yaralandı. İşte kuş bakışı çevredeki binalarda görgü tanıklarının telefonlarıyla kayda aldığı görüntüler geliyor şu ekrana şu an. Özellikle sosyal medya hesaplarında çok yoğun bir şekilde paylaşıldı bu görüntüler. Sadece motosikletlerden gelen gürültüyü silah sesi zanneden bir kalabalığı görüyoruz şu an biz New York'un Times Meydanı'nda. İnsanların korku içinde kaçışması, özellikle bu son saldırıların ardından ülkede artan güvenlik endişesini de, tedirginliği de bir kez daha gözler önüne seriyor. New York Polis Merkezi'nden yapılan açıklamada motosikletlerden çıkan seslerin silah sesi sanıldığını ve yüzlerce 911 çağrısı alındığını ifade ediyor polis merkezi. Endişelenilmemesi gerektiğini vurguluyor ve Times Meydanı'nın ve civarının çok güvenli olduğunu vurguluyor. Özellikle geçtiğimiz hafta sonu Texas ve Ohio eyaletlerinde yapılan iki silahlı saldırıda 30'un üzerinde kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı hatırlayacaksınız. Ve saldırıların ardından ülkede aşırı silahlanma ve iç güvenlik tartışmaları alevlenirken toplumsal tedirginlik de baş göstermişti. İşte motosiklet sesinin silah sesi sanıldığı saniyeler de bu toplumsal tedirginliğin en önemli ispatı arasında. Hal böyleyken elbette meydanlarda siyasetçiler de Amerika Birleşik Devletleri'nde silahlanmaya karşı nasıl adımlar atılabilir bunu tartıştılar. Bunu daha çok çözmeye çalıştılar. İşte o liderlerden elbette
ilki ve en başındaki belki bu tartışmaların, polemiklerin başındaki kişi Amerikan Başkanı Donald Trump'tı. O aslında kalabalığı bakınız nasıl hoşgörülü bir şekilde kucaklıyor. Elbette Amerika'nın neredeyse yarısı da onu tıpkı bu hoşgörüyle kucaklamaya devam ediyor. 2020 seçimlerinde durum ne olur bilemeyiz ama Amerikan Başkanı Donald Trump'ı çok sevenlerle sevmeyenler de bu hafta birbirine girdi. Sokaklar karıştı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletine gidiyoruz. Cincinnati'de bir gösteride. Bakınız Trump karşıtlarıyla Trump severler göre. Hong Kong'a gideceğiz. Bir yasa tasarısı tartışılıyor. Haftalardır Hong Kong meydanlarında suçluların, hükümlülerin Çin'e geri iadesini istemeyen göstericiler meydanları dolduruyor haftalardır ama işte bu mesele Hong Kong'taki muhaliflerin iktidarın tamamen değişme talebiyle noktalanmak üzere. Çünkü artık meydanlar istifa bekliyor. Her ne kadar istifa haberi gelmese de şu ana kadar onlar gösterilerinden vazgeçmiyorlar. Bu kez farklı bir metot denediler. İlk kez Hong Kong'taki teknolojiyi de kullanarak meydanlarda lazer gösterisi yaptılar ve hükümeti protesto ettiler. Biz de o görüntüleri şimdi ekrana getireceğiz. Gecenin karanlığını lazerleriyle aydınlattı bu kez Hong Kong'taki göstericiler. Uzay müzesi önünde toplanan kalabalık lazer ışıklarını binanın dış cephesine tutarak eylem yaptı. Bir gün önce özellikle polis lazer ışığı tuttuğu gerekçesiyle öğrenci liderlerinden Kate Font'u gözaltına almıştı. Göstericiler yüz tanıma sistemlerini etkisiz hale getirmek için lazerleri polis kameralarına da doğrultuyor eylemler süresince Hong Kong'da. 9 Haziran'dan bu yana devam eden protestolarda 500'den fazla kişinin gözaltına alındığı söyleniyor resmi rakamlara göre. Ve şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı eylem yapan göstericiler hükümetin istifası talebiyle genel greve de gittiler bu hafta. İşte o grevlerin sonucunda geçtiğimiz hafta içinde yine bir gece lazerle gökyüzünü uzay müzesinin önünde aydınlattılar. Bu protestoların sonucunun ne olacağını biz de merak ediyoruz. Hong Kong'dan Rusya'ya gideceğiz. Hep beraber sanırız ki kameralara yansıyan en farklı mühimmat patlamalarından birini yine ekrana getireceğiz. 200 bin mühimmat malzemenin tamamen patladığını, infilak ettiğini açıkladı Rus yetkililer ve patlamanın ardından bölgede yaklaşık olarak 17 bin kişi tahliye edildi. Patlama anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntüler Rusya'dan ekrana geliyor. Bulutların ardından gerçekten güneş gibi aydınlık bir patlama kıvılcım topu aslında gökyüzüne yükseliyor. Farklı farklı açılardan Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesindeki cephanelerin bulunduğu askeri bir depoda yaşanan patlamayı ekrana taşıyoruz. Patlamanın meydana geldiği depoda 200 bin mühimmat malzemesi var. İçerikle ilgili detaylı bilgi verilmiyor. Rusya Savunma Bakanlığı patlamalardan dolayı deponun 20 kilometre çevresindeki yerleşim birimlerinin tamamen tahliye edildiğini de açıklamıştı. Ayrıca patlama sonucunda yaralanan 4 kişiden birinin çocuk olduğu bildirilmişti. Bölgeye yakın çevrede yaşayan yaklaşık 17 bin kişinin bölgeyi terk etmesi sağlandı ve 3 şehir ve 2 beldede 30 geçici barınak oluşturulmuştu. Bu büyük patlama bu hafta görüntünün saniye saniye ekrana yansıdığı işte bu anlarla en çok konuşulan konular arasındaydı. Şimdi Rusya'dan İngiltere'ye gidiyoruz. Kraliyet ailesinden bir haberimiz var. Bu kez tahtın varisi Galler Prensi Charles'a yeni James Bond filminde özel bir başrol teklifi sunuldu. Ve bu teklif aslında özellikle sadece Prens Charles'a özel değildi. Daha önceki dönemlerde Prens Charles'ın annesi 2. Elizabeth'e de benzer bir teklifte bulunulmuştu. Görüntüler gelsin. Efendim aslında 70 yaşındaki Prens Charles kraliyet ailesinden bir Bond'un yanında yer alan ilk kişi değil. Bunun altını çizelim. Charles'ın annesi yani kraliçe 2. Elizabeth Londra 2012 olimpiyat oyunlarının açılış töreni için çekilen kısa bir filmde Bond'un yanında kısa bir süre yer almıştı. Bu teklifi kabul etmişti. O dönemde kraliyet ailesinden bir kaynak İngiliz basınına verdiği demeçte insanlar kraliçenin
James Bond karakterini canlandıran Daniel Craig'in yanında görünmesine çok sevindi. Prens Charles küçük bir rol için mükemmel bir seçim ve dünya çapındaki Bond hayranları onu kesinlikle sevecekler ifadelerini kullanmıştı. Kaynak Prens Charles'ın oynaması teklif edilen rolü düşündüğünü de söylüyor. Henüz net bir karar bu konuda verilebilmiş değil ve Charles'ın Bond filminde oynaması teklifinin geçtiğimiz günlerde filmin stüdyosunu ziyaret ettiğinde geldiği de belirtildi. İşte o ziyaret anına ilişkin görüntüler de şu an ekranda. Charles'ın filmde oynamayı kabul edip etmemesi soru işaretiyken eğer kabul etmezse Prens Harry veya Prens Charles'ın oynamasının düşünüldüğü de medya kaynaklarınca bildirildi. Özellikle bunu da vurgulayalım. Eğer kendisi oynamazsa çocuklarına da benzer bir teklifin götürüleceğinin altını çizelim. Özellikle dünü tarihe kazıyan önemli bir fotoğrafla devam ediyoruz Dünya Dönüyor'a. Çünkü bu fotoğraf karesi bundan tam 50 yıl önce deklanşöre basan fotoğrafçının eseri. Müzik tarihine de damga vuran bir fotoğraf. Çünkü yine müzik tarihinde efsane bir albümün kapak fotoğrafı. Beatles hayranlarının, özellikle efsanevi grup üyelerinin bundan tam 50 yıl önce İngiltere'nin başkenti Londra'da bir caddeden çekilen bu fotoğrafını kutladığını vurgulayalım. Bakalım nerelerden, hangi ülkelerden sadece bu fotoğrafın 50. yılını kutlamak için kimler İngiltere'ye gelmiş? Bu fotoğraf karesi 26 Eylül 1969'da piyasaya çıkan albümlerinin kapağında yer aldı. Efsanevi müzik grubu Beatles'ın Abbey albümü tamamlanmadan önce takvimler 8 Ağustos'u gösterdiği gün İngiltere'nin başkenti Londra'nın Abbey Caddesi'nde çekilen bu fotoğraf karesi 50 yaşında. İkonik fotoğrafın çekildiği yaya geçidi grubun hayranlarıyla doldu taştı. Parce que c'est tout simplement c'est un de mes albums préférés et ça marque aussi la fin des Beatles vu que c'est leur dernier album enregistré. Abbey Road の50周年 にここの横断歩道を渡るために İngilizler tıpkı Beatles gibi yaya geçidinde durarak fotoğraf çektirdi, kameralara poz verdi. Bu özel gün için binlerce kilometre yol kat ederek Londra'ya gelenler de vardı. 10,000 kilometers from Australia for this special day. Hi, I came all the way from Toronto, Canada for this event. It's the 50th anniversary of Abbey Road. Abbey Road albümü EMI stüdyolarında kaydedilmiş ve dünya müzik tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı. Tıpkı eserleri gibi geride bıraktıkları fotoğraf kareleri, o fotoğraflardaki tarzları, duruşları ve kostümleri de efsaneleşen grup, dünya çapında milyonlarca dinleyiciye sahip. Efendim şimdi Brezilya'ya gidiyoruz. Brezilya'dan bir haber var sırada. Çünkü bir benzin istasyonunda bir hırsızlığa girişime tanık olacağız hep beraber. Ancak sanırız ki fotoğraftan anladığımız üzere benzin istasyonunda görevli pompacının hemen hemen görüntüye yansıdığı kadarıyla sol eliyle elindeki pompadan benzini hırsızlık girişimine adım atan kişiye doğru püskürttüğünü görüyoruz. Bakalım müdahale gerçekten bu kadar acımasızca mı gerçekleşti? Brezilya'da bir pompacıya bıçak çekerek benzin isteyen adama pompacı benzini verdi ancak adamın istediği tarzda değildi elbette bu müdahale. Görüntüler güvenlik kamerasından geliyor ekrana. Olayda kız arkadaşının da üzerinde bulunduğu motosiklette akaryakıt istasyonuna giden bir adam pompacıya bıçak çekerek depoyu doldurmasını istiyor. Bıçağı gören pompacı ise birkaç adım geri gittikten sonra elindeki pompayı çalıştırıyor ve adamı benzine buluyor. İşte görüntüler. Ve tabii ki bunun karşısına şoke olan adam kız arkadaşını da alarak saniyeler içinde istasyonu terk ediyor.
hırsızlık girişimine akıllıca bir yanıt. Şimdi acaba hırsızlık yapmak için mi, yoksa farklı bir nedenden dolayı mı sırtında bir çanta taşıyor bu güvercin? Henüz bilmiyoruz. Haberimizde detayları öğreneceğiz. Brezilya'dayız yine. Bu kez yüksek güvenlikli bir hapishanede yakalanan bir güvercinin sırtında o bölgedeki, o hapishanede kalan bir yine mahkumun isminin baş harflerinin bulunduğu bir çanta bulundu. İşte güvercinin durumu tam da böyle. O çantayla rahatlıkla uçabildiği de gözlendi güvercinin. Henüz çantanın içinde herhangi bir şey olmadığını söyleyelim ama bu da çantada daha önce bir şey taşınmadığı anlamına gelmiyor. Görüntüler gelsin. Brezilya'daki yüksek güvenlikli bir hapishaneden emniyet birimleri kurye olarak kullanılan bir güvercin yakaladı. Güvercinin üzerinde kırmızı bir çanta bulundu. Çantanın üzerinde ise ünlü bir çetenin adının baş harflerinin, yani çete liderinin isminin baş harflerinin yazılı olduğu kaydedildi. Hapishane müdürü güvercin yakalandığında çantasında herhangi bir şey olmadığını vurguladı. Ancak çantanın üzerindeki izler ve çantanın içindeki kalıntılar, yapılan incelemeler sonucunda daha önce güvercinin taşıdığı madde ya da malzemeler konusunda bilgi verecek. Efendim, bu hafta en çok konuşulan hırsızlık olaylarından birini daha ekrana taşıyarak devam ediyoruz. Dünya dönüyor. Yine Brezilya'dayız. Cezaevinde bulunan bir çete liderinin firar girişimi gerçekten günlerce haber bültenlerine konu oldu. Neden? Çünkü kullandığı metot çok farklıydı. Özellikle dünya gündemine işte konu olan o metot, mahkumun kızının getirdiği kadın kıyafetlerini giymesiydi. Firar denemesi başarısızlıkla sonuçlandı. Ancak yakalanma anına ilişkin görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Brezilya'daki en büyük suç örgütlerinden birinin lideri olan Clavio da Silva, hapishaneden 19 yaşındaki kızının kılığına girerek kaçmaya çalıştı. Olay Rio de Janeiro'daki bir hapishanede meydana geldi. 19 yaşındaki kızı tarafından hapishanede ziyaret edilen Silva, hapishaneden kaçmak için ilginç bir yöntem kullandı. Peruk ve maske taktıktan sonra kızının giysilerini giyen Silva, kızının kılığında hapisten kaçmaya çalıştı. Gergin tavırları nedeniyle kendini ele verdiği belirtilen Silva'nın yakalandıktan sonra maskesini çıkardığı anlar polis tarafından görüntülendi. Shorty, yani bücür lakaplı Silva'nın pembe bir tişört ve dar pantolon giydiği, kafasına siyah bir peruk, yüzüne ise plastik maske takarak kimliğini gizlemeye çalıştığı görülüyor. Silva'nın planına göre kendisini ziyarete gelen kızını hapiste bırakıp kendisi kaçacaktı. Silva, Komando Vermelho adında Rio'da silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan en büyük suç örgütlerinden birinin lideri. Kaçış planında başarısız olan Silva, olayın ardından cezaevinde maksimum güvenlikli bir bölüme nakledildi. Özellikle Silva'nın hücresinde bu olayın ardından ölü bulunduğunun da altını çizelim. Şimdi Çin'e gidiyoruz. Hırsızlık engel tanımıyor. Dünyanın en tehlikeli canlılarının bile hırsızlığı yapılabiliyor. İşte onlardan bir tanesi kobra yılanları ile ilgili geliyor haberimiz. Çin'in Jiangxi eyaletinde bir trenin bagaj odasında yeni yumurtadan çıkmış 11 kral kobra yılan yavrusu bulundu. Güneydeki Guangxi Zhuang özerk bölgesinden Jiangxi'deki Zhejiang şehrine seyahat eden bir adama ait olan yavruların kutu içinde bulunan 500 yumurtadan 25'inin kırılmasıyla sağ kalabilen yavrular olduğu bildirildi. İstasyon görevlileri yılan yavrularını trenin bagaj odasında dolaşırken buldular. Yumurtaların sıcak hava yüzünden kırılmış olabileceği de bildiriliyor. Polise ve vahşi hayvan uzmanlarına haber veren yetkililer daha sonra yılan yavrularının kral kobra cinsi olduğunu ve çok tehlikeli olduklarını öğrendi. Yumurtaların sahibinin yılanları internette satmak için aldığı da ortaya çıktı. Olay daha fazla araştırma ve inceleme yapılabilmesi için yerel ormancılık polisine sevk edildi. Demiryolu polisi ise yılanlar ve diğer canlı hayvanlar da dahil olmak üzere hayvanlarla birlikte 20 kilodan daha ağır olan parsellerin yasak olduğunu belirten bir tüzüğe işaret etti.
Haberlerimizde çok sık aktarıyoruz. Muson yağmurları etkisini sürdürüyor Asya'da ve hal böyle olunca da sıklıkla sel haberlerinden bahsediyoruz. Peki seller devam ederken eğer çocuklarınızı okula götürmek zorundaysanız, hayatınızı sürdürmek zorundaysanız o zaman ulaşım aracı olarak ne kullanabilirsiniz? Akla gelen ilk ulaşım aracı elbette tekneler. Şimdi hep beraber Bangladeş'e gideceğiz birlikte ve sel baskınlarının yaşandığı Bangladeş'te bakın halkın bu teknelere ilgisi ne kadar fazlalaşmış. Efendim Bangladeş'in başkenti Dhaka'nın 63 kilometre kuzeybatısında Minikganj semtindeki bir pazarda yüzlerce el yapımı ahşap tekne alıcılarını bekliyor. Ülkenin bazı bölgelerinde sellerin artmasıyla birlikte yaklaşık yarım asırlık bu bot pazarında yoğunluk yaşanıyor. Aslında bu teknelerin, bu onların deyimiyle botların fiyatı yaklaşık olarak 5000 taka, yani Türk lirasına hesaplandığında 328 lira. Küçük botlar, yani küçük tekneler Bangladeş'in ırmak kenarında bulunan bölgelerinde hala su taşımacılığında, meyve sebze taşımacılığında ve pazarcılıkta kullanılıyorlar. Ucuz ve kolay ulaşım sağlamak için de kullanılmaya devam ediliyorlar. Bu arada yine son dönemde yaşanan muson yağmurlarıyla birlikte çocukların servis araçları arasında da en güvenli ulaşım aracı olarak gösteriliyor. İşte izlemiş olduğunuz bu tekneler. Küresel ısınma ve seller bu derece şiddetli bir şekilde devam ederse bizim de sanırım birer tekneye ihtiyacımız olacak bundan sonraki yıllar için. Şimdi yaramazlık haberleriyle devam ediyoruz Dünya Dönüyor'a. Rusya'da bir evin camından sarkan çocuğu getireceğiz ekrana. Özellikle hava tahliye borusu üzerine basarak orada mahsur kalıyor. Yaramazlık bununla da bitmiyor elbette ama düşmek üzereyken çocuğun imdadına bakınız kim yetişiyor. Efendim burası apartmanın 8. katındaki havalandırma borusuna adım atan bir cephe görüntüsüne işaret ediyor. Görüntüler Rusya'da hava tahliye borusunun üzerine basarak düşmemek için çabalayan çocuğun yardımına komşusu yetişiyor. Çocuğu görenler durumu polise ve aileye bildirse de sanırız ki komşu hepsinden acele davranıyor ve çocuğun hayatını kurtarıyor. Özellikle çocuğu yakalayan adam onu kurtardıktan sonra içeriye çekiyor görüntülerde gördüğünüz üzere. Sağlık durumunun iyi olduğunun altını çizelim. Nefes kesen o anların da bir başka komşu tarafından görüntülendiğini vurgulayalım. Efendim yaramazlığın sınırı yok biliyorsunuz. Çin'e gideceğiz şimdi. Çin'de asansöre tek başına binen bir çocuk. Bunun altını çizelim çünkü geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de de benzer bir meseleyle karşı karşıya kaldık. Bu kez 31. katta nasıl mahsur kaldığını getireceğiz ekrana. Çünkü özellikle o otomatik kapıyla önce yaramaz çocuk oynuyor. Otomatik kapının sensörünü bozduktan sonra da şemsiyesini kapının ağzına sıkıştırıyor ve elbette o şemsiye asansörün 30 ila 31. katlar arasında sıkışmasına neden oluyor. Hemen güvenlik kamerası görüntüsü gelsin asansör kabininden. Yaramazlığın sınırı yok. Önce çeşitli uzak doğu dövüş sanatlarını sensör üzerinde oynuyor. Elini, kolunu, bacağını kapıya doğru uzatıyor. Elbette bu onun için şimdilik keyifli bir oyun. Ama ardından şemsiyesini de uzatıyor, kendi içeriye giriyor kabinden, dışarıya çıkıyor, başını çıkartıyor, ayağıyla yine sensörle oynuyor. Olay Çin'in Sichuan eyaletinde yaşandı, Danzhou kentinde bir apartmanda. İşte böyle sensörü bozduktan sonra asansöre şemsiyesini kaptıran küçük çocuğun görüntüleri geldi ekrana. Defalarca açılıp kapanan kapıya sonunda şemsiyeyi kaptıran çocuk özellikle asansörün 30. katta kilitlenerek asılı kalmasına neden oldu. Şemsiyenin kapının arasında kaldığını gören çocuk bir süre panik de yaşıyor aslında. Yetkililer özellikle bu güvenlik kamerası görüntülerini 24 saat izleyen apartman yetkilileri olaya müdahale ettikten sonra çocuğun sağ salim kurtarıldığının altını çizelim. Ancak aileye çocuklarına daha iyi bir eğitim vermeleri için uyarı gönderildiğini ifade edelim. Ebeveynler özellikle olmadan çocukların asansöre bindirilmemeleri konusunda da ailenin uyarı aldığını ifade edelim.
Özellikle Avrupa Parlamentosu'nda sık sık tanık olduğumuz sahnelerden bir tanesi. Bu görüntü 2009 yılında aslında çekilmeye başlanan ve derlenen bir fotoğraf karesi. Nereden tanıyoruz onu? Avrupa Parlamentosu'nun Strasbourg'daki toplantılarına bebeğiyle birlikte gelen bir İtalyan milletvekili Licia Ronzulli kendisi. Bebeği de artık her evresinde annesinin sütüyle beslendiği dönemden rahatlıkla oy verebildiği döneme kadar toplam 6 tane fotoğraf karesini Avrupa Parlamentosu'nda görüyoruz. 2009 yılından sonraki o dönemde 4-5 yıl dönemde sıklıkla onu konuşmuştuk. Çocuğuyla birlikte toplantılara ve çalışmalara katılmasını ve özellikle çocuklu annelerin yaşadıklarını tam olarak yansıttığı gerekçesiyle de sıklıkla haberlere konu etmiştik kendisini. Fakat Avrupa Parlamentosu'ndaki bu tablo Kenya Parlamentosu'nda yaşanmadı. Kenya Parlamentosu'na bebeğiyle birlikte girmek isteyen bir kadın milletvekilinin başına bakınız neler geldi. Efendim görüntüler Kenya parlamentosundan sabah saatlerinde gerçekleştirilen oturuma 5 aylık bebeğiyle katılan milletvekili Züleyha Hassan meclis başkanının emriyle dışarı çıkarıldı. Oturuma 15 dakika ara verildi. Meclis başkanı Hassan'ın görevlilerin eşliğinde oturumdan çıkarılmasını istedi. Kenya'nın güneyinde bulunan Kivale eyaletinin kadın milletvekili olan Hassan dışarı çıkarılmasına tepki göstererek bebekle gelmemek için gerçekten çok uğraştım ama bugün acil bir durum vardı. Ne yapmam gerekiyordu? Parlamentonun çocuk odası veya kreşi olsaydı bebeğimi oraya koyabilirdim ifadelerini kullandı. Aynı zamanda gazetecilere yapılan açıklamada daha fazla kadının meclise girmesini istiyorsanız onlara uygun bir ortam hazırlamalısınız ifadelerini kullandı. Ve elbette bebekle birlikte yine diğer kadın parlamenterlerin de ona destek verdiği ve yine kendisinin de basın mensuplarına, gazetecilere vermiş olduğu demeci şu an izliyoruz ekranda. Kısacık bir reklam arası, ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dünya Dönüyor ikinci yarıda kaldığı yerden devam ediyor. Ekranlara gelecek olan haber NASA'dan ama zannetmeyin ki uzayla, roketlerle ya da uydularla ilgili bir haber. Bu kez Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA çalışanı bir bilim kadınının 2011 İrlanda güzeli seçilmesindeki etken faktörleri konuşacağız. Gelsin görüntüler. Efendim 28 kişinin birincilik tacı için yarıştığı Miss İrlanda 2019'un birincisi bilim kadını Fionnuala O'Reilly oldu. İrlanda'nın başkenti Dublin'de yaşayan bilim kadını kodlayıcı ve model olan 25 yaşındaki O'Reilly tacını 2018 İrlanda güzelinden aldı. O'Reilly 70 bin euroluk ödülün yanı sıra ülkesini Miss Universe'de de temsil edecek. Yarışmada birinciliği elde eden O'Reilly ülkesinde hayırsever kimliğiyle de biliniyor. İrlanda'nın en güzeli seçilen O'Reilly, kendimi rüyada gibi hissediyorum. Bu kuşak ve tacı giymek çok heyecan verici ifadelerini kullandı. Gelecek planlarından bahseden O'Reilly, bilimdeki kadın sayısını artırmak istiyorum. Kadınların her alanda başarılı olmasını istiyorum ifadelerini kullandı. Çok farklı bir kariyer. Şimdi Çin'e gidiyoruz hep beraber bir rekor denemesini ekrana taşıyacağız. 999 basamaktan oluşan merdivenle ulaşılan cennet kapısına motosikletiyle tırmanan genç ekstrem sporcu yürekleri ağza getirdi. Sporcu sadece 56 saniyede 999 basamağa tırmanmayı başardı. Çin'de 33 yaşındaki motorcu Han Xie
Yunan eyaletindeki Tianmen Dağı'na çıkan 999 basamağı motosikletiyle sadece 56 saniyede tırmandı. Ulusal parkta bulunan ve cennet kapısı olarak bilinen Tianmen Dağı'nın zirvesindeki 218 metrelik dik merdiveni tırmanmak isteyen Çinli motorcu aslında çalışmalarına sabah erken saatlerde başladı. İlk dik yamaçtan dikkatlice geçtikten sonra hızlanmaya başlıyor. İkinci bölümü geçtikten sonra da merdivenler arasındaki en dik açı olan 41 derecelik eğime sahip ve 53 metre uzunluğundaki 3. yokuşa gelen ekstrem spor tutkunu motorcu merdivenlerdeki dik eğim ve hızın meydana getirdiği tehlike nedeniyle normal şartlarda ayakta kullandığı motoru tırmanışın zorlu kısımlarında oturarak kullanmayı tercih ediyor. Toplam 56 saniyelik tehlikeli tırmanışın bitiş noktasında ise onlarca turist tarafından coşkuyla karşılanan motorcu ilk kez yukarıya tırmanışı denediğini ve bu denemede de rekor kırdığını vurguluyor. Efendim bu kez Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yangına gideceğiz hep beraber. Fotoğrafa şöyle bir bakacak olursak merdivenlerin üzerinde iki cisim görüyoruz. İnsan gibi mi? Değil. Biraz ayıya benziyor gibi ama o da değil. Rakunlar efendim. Bir binada çıkan yangının hemen sonrasında itfaiye görevlilerinin tahliye amaçlı o duvara yerleştirdikleri merdivenlerden bakınız rakunlar nasıl inmeyi başarıyorlar. Yangın Indiana eyaletinin South Bend şehrinde bir depoda çıkıyor. Yangında depo kısa sürede alevler içinde kalıyor. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışmaları yaptığı sırada depo çatısında iki rakunun da çaresizce koştuklarını görüyor ve görevlilerden kaçan rakunlar yangından kurtulabilmek için görevliler çatıya kadar uzanan iki merdiveni depoya dayıyorlar ve olay yerinden uzaklaşıyorlar. Bir süre etrafı izleyen ve insanların uzaklaştıklarını gören rakunlar merdiveni kullanarak aşağı iniyorlar alkışlar ve çığlıklar eşliğinde. Amatör bir kamera tarafından kaydedilen görüntülerde rakunların yangından kurtulduğunu gören özellikle çocukların sevinç çığlıklarını ve seslerini duyuyoruz hep beraber. Bir inat hikayesi var şimdi sırada. Bu kez inatçılığıyla meşhur köpekler yürümek istemeyen bir köpeği ekrana taşıyacağız. Amerika'dayız yine sırt üstü kaldırıma yattığı işte o köpeğin bu anları bu hafta sosyal medyada en çok izlenen özellikle köpek severler tarafından izlenen görüntüler arasındaydı. Sahibinin köpeğin başında çaresizce beklediği o anlar amatör kameralara yansıdı. Sorry. Sadece bir gün içerisinde 3,5 milyon kez izlendi işte bu görüntüler. Uyur gibi yere uzanan ve evet bu vücut dili yürümek istemiyorum anlamına geliyor efendim. Yürümek istemediğini inadıyla kameralara yansıtan köpeğimiz New York kentinden geliyor. Sırt üstü kaldırıma yatarak bacaklarını havaya dikiyor. Steph Haberman isimli sosyal medya kullanıcısının da kaydettiği görüntülerde köpeğin boylu boyunca kaldırımda sırt üstü yattığı ve tasmasını tutan sahibinin ise gülerek hadi ama dediği ve yerde yatan köpeğin patisini tuttuğu bu anlar sosyal medyada viral oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri sadece bir gün içerisinde 3,5 milyon kişi yaklaşık olarak izledi. Kullanıcılardan bazıları da özellikle spor yapmayı sevmeyenler köpeğin nasıl hissettiğini anlayabiliyorum yorumları yaparken. Özellikle sahibinin belki de onu taşıması gerektiğini düşünenler de vardı efendim. Sorry. Biz bu haberi ekrana taşımadan önce Aslan Kral filminden küçük bir kareyi ekrana taşımak istedik. Videovol'daki yavrular Aslan Kral'ın özellikle gelecekteki daha doğrusu filmin finalindeki kahramanları tıpkı buradaki hikayeye benzer bir senaryo ekrana taşıyacağız. Bu kez bir anne aslanın peşinden gelen yavrularını ama bu kez yavruların sayısı biraz fazla. Evet, şimdi yavrularla beraber başka bir yine kedigiller ailesinden bir habere gidiyoruz. Bu kez büyük kedilerden küçük kedilere doğru hafif bir geçiş yapacağız. Neredeyiz? Tayvan'dayız. Tayvan'ın kuzeydoğu kıyısında 6,4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı geçtiğimiz gün. Ancak bu depremden daha fazla Yilan ilçesi açıklarında yaşanan
depremdeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler çok konuşuldu. Çünkü arkamda o güvenlik kamerasının karanlıkta kaydettiği görüntünün bir karesi var. Sadece bir evde yaşayan kedilerin depreme vermiş oldukları tepkiyi çok konuştu. Tüm dünya gelsin görüntüler ekranda. Efendim yaklaşık olarak parlayan gözlerinden 5 adet kedi sayabiliyorum ben şimdi ilk bakışta. Evin içinde dolaşan 6,4 şiddetinde büyüklüğünde özür dilerim bir deprem oldukça sarsıcı. O sarsıcı etkiyi de güvenlik kamerasında hissedebiliyoruz. Ancak onlar inanılmaz farklı tepkiler veriyorlar. Olay yerini terk etmektense birbirlerinin yerlerini değiştiriyorlar. Yaşadıkları heyecan da gecenin o karanlığında gözlerini fal taşı gibi açmalarından hissedilebiliyor. İşte bu karanlıkta delici bakışlarıyla ekrana yansıyan kedilerin gözleri viral konular arasındaydı. Tayvan'daki bu depremden sonra ölen ya da yaralananın olmadığını ifade edelim. Merkez üssünün Tayvan'ın Yilan bölgesi olan deprem 35 kilometre Yilan'ın açıklarında yaşandı ve adanın iç kesimlerinde de 4 büyüklüğüne kadar hissedildi. Evet, fotoğrafla isterseniz devam edelim. Dünya dönüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor sıradaki görüntü. Ben şimdi kağıtları hemen kolumun altına sıkıştıracağım. Ve kahramanımızın yapmak istediği hareketi ben de tekrarlamak istiyorum. Onun hayali iki elini kullanarak elleriyle kalp yapmak. Çünkü gördüğünüz üzere kolunun bir tanesi şimdi artık biyonik. Daha önce bileğinin altındaki bölge olmadığı için iki elini bir araya getirerek kalp yapamadığını söylüyor. 8 yaşında doğuştan kolunun alt kısmı olmayan kız çocuğu. Ama şimdi artık biyonik kolu sayesinde babasıyla bisiklet süreceği günlere, anlara geri sayıyor diyebiliriz. Artık iki eliyle birlikte kalp işareti de yapabileceği için çok mutlu. Efendim görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. Bileğinin alt kısmı olmadan dünyaya geldi o. Doğuştan olan bu engelin hayatını sınırlamasına da izin vermedi. Texas eyaletinde yaşayan Madeline Gardner'dan bahsediyoruz. Madeline 8 yaşında Amerikan futbolunun bir türü olan bayrak futbolunu oynayabiliyor. Hatta jimnastik bile yapabiliyor ama saçını at kuyruğu mesela yapamıyor. Kitap okumak istediğinde tek eliyle bunu başaramıyor ve golf oynayamadığını ifade ediyor. Bisiklete binemediğini söylüyor. Şimdi artık biyonik kolu sayesinde bu sınırlamalardan da kurtuluyor. İki eliyle rahatlıkla pek çok spor yapabileceğine ve babasıyla beraber de bisiklet binebileceğine artık tamamen kanaat getirmiş durumdayız. Ve artık iki eliyle beraber o çok meşhur kalp işaretini yapmaktan çok mutlu. Onun özel talebiyle de biyonik kolu pembe olarak üretildi. Biyonik kol üzerindeki sensörler sayesinde Gardner'ın kaslarını esnetmesiyle elektrik sinyallerini harekete dönüştürüyor kol. Ve İngiliz bir şirket tarafından yapılıyor bu tasarım. İlk kez 8 yaşında bir çocuğa denendi. Dolayısıyla Madeline Gardner bu biyonik kolu taşıyan en genç birey dünya üzerinde. Ve biyonik kolun çok yönlü kullanıcısı olarak tarihe geçmiş durumda. 8 yaş ve bu çok kavramalı biyonik kolu taşıyarak kullanabileceği için tüm dünyada onunla beraber bu hafta heyecanlandı ve onun mutluluğu bizim mutluluğumuz oldu. Evet, şimdi Dünya Dönüyor'un son haberine geliyoruz. Malumunuz Kurban Bayramı da yaklaşıyor. Bu nedenden dolayı tüm İslam aleminde de bir kurban telaşı söz konusu. Pakistan'a gideceğiz hep beraber. Pakistan'ın liman kenti Karaçi'deyiz. Bir ailenin evlerinin çatı katında yetiştirdiği kurbanlık sığırları bakınız nasıl çatıdan indirdiğine şahit olacağız hep beraber. Kurban Bayramı heyecanı Müslüman ülkeleri sardıkça kameralara ilginç görüntüler yansımaya devam ediyor. Benim mi yansı canavar jab peli dafa aaya na utarne ke liye mujhe logon ka dar tha ki janwar logon ke upar na gire na taron ke upar gire. Adres bu kez Pakistan'ın liman kenti Karaçi. Bir aile yer bulamadığı için sığırlarına çatıda baktı, besledi, büyüttü. Ancak Kurban Bayramı arifesinde kurban pazarlarının yolunu tutması gereken hayvanlar çatıda mahsur kaldı. Hal böyle olunca ailenin yardımına kurtarma ekipleri koştu ve kurbanlık sığırlar çatıdan vinçle indirildi.
तकरीबन 16 साल हो गए मुझे मैं ये जानवर पाल रहा हूँ और छत पे पालने के वजह यह है कि ऊपर हमने प्रॉपर तरीके से ना जगह बनाई हुई है पालने के लिए और ऊपर पालते हैं और जीने से उतार नहीं सकते इसलिए क्रेन के जरिए. Bölge sakinleri ise az görülen bu ilginç hadiseye şahit olabilmek için binanın etrafında toplandı. Aile üyeleri çatıdaki keçileri ve 3 sığırı bir yıldan uzun süredir besliyor. Pakistan'da bu yıl kayıtlı verilere göre en az 300 bin inek, 400 bin keçi, 1 milyon koyun ve 100 bin deve kurban edilecek. Şimdiden herkese mutlu bayramlar dileğiyle noktalıyoruz bu hafta Dünya Dönüyor'u. Önümüzdeki hafta Cuma günü saatler 20.30'u gösterdiğinde yeniden karşınızda olmak dileğiyle.